Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Chat bölümüne alt şart yazın gençler. Yoklamayı almış olalım hızlıca. İlk sorumuzu da ekranlara yansıtayım arkadaşlar sizler için. Evet, isimlerinizi yazın arkadaşlar. Şu an chat bölümünden bakıyorum. Sayımız gittikçe artıyor. 40 kişiyiz şu anda. Evet, şu anda cevaplar da geliyor. Güzel. Evet, burada arkadaşlar soruyu hemen açıklayayım size. Yani onların tercihlerine göre demiş. Which option can be Robin's choice? Yani bizim için önemli olan şu arkadaşlar. Robin'in seçimi. Dolayısıyla isimlere baktığınız zaman da Robin zaten şuradaki şahsiyet arkadaşlar. Dediğiniz gibi C şıkkı neden doğru? Hemen onu da açıklayalım. I have sweet tooth. Yani tatlı bir dişim var diyor arkadaşlar. Daha sonra ise yine bir açıklama vermiş bize. I am keen on eating sweet foods. Yani tatlı yemeğe düşkünümdür diye de devam etmiş. Dolayısıyla arkadaşlar onun tercihi C şıkkı olacaktır. Bir diğer soru arkadaşlar. Hemen gelenleri hızlıca kabul edeyim. İsim yazın gençler, yeni katılan arkadaşlarımız. Burada da gençler, this is Barney's timetable. Yani onun çizelgesi verilmiş. Barney'nin çizelgesi verilmiş. Günlere göre belirtilmiş zaten yaptığı işler. Ve hangisi doğrudur diyor. Şurayı hemen şöyle çizmiş olayım sizler için. Evet, hemen cevaplara bakacağım arkadaşlar. Kabulleri yapalım. Evet, şimdi cevaplarınıza bakıyorum. Evet, isim yazın arkadaşlar. Güzel. İsimler devam etsin. Evet, şu anda cevaplar geliyor. Hatta karışık geliyor cevaplarınız. C ve D şeklinde. Şimdi bakalım arkadaşlar. İki şıkka da bakalım o zaman. Hem C'ye hem D'ye. Şimdi C şıkkında demişsiniz ki he isn't interested in yoga. Yani yogaya ilgi duymuyor demişsiniz. Hemen bakalım arkadaşlar. Yoga nerede? Şurada. Hemen çizeyim hatta sizin için. Yoga dersi burada. Dolayısıyla buna gittiği günlerde pazartesi ve çarşamba arkadaşlar. Yani ilgi duyuyor. Bu bir kere duymaz demiş. Evet. Bize hangisini sormuştu? Doğruyu söylüyor. O zaman bu false arkadaşlar. Bunu iptal ettik. Yani C'ye gitti. D diyenler var. D'ye bakalım. He reads book once a month. Yani ayda sadece bir kere kitap okur demiş. Hemen kitap okumaya bakıyorum arkadaşlar. Bakın şurada sağ tarafta. Ve Thursday yani Perşembe günü. Bir kere okumuyor arkadaşlar. Haftada bir kere okuyor. Dolayısıyla ayda 4 hafta olduğuna göre otomatikmen 4 kere okumuş olacaktır gençler. Dolayısıyla bu da yanlış. Şu ana kadar 2 tane şıkkınız kaldı geriye. Evet arkadaşlarımız A diyorlar. Hemen bakalım A şıkkına da. Aşkında demişsiniz ki Barney meet with his friends every weekend. Yani her hafta sonu arkadaşlarıyla buluşur diyor. Hemen bakıyorum gençler. Meeting with friends burada. Dolayısıyla arkadaşlarıyla buluşmak Saturday var arkadaşlar. Bizim için önemli olan bu. Çünkü hafta sonundan bahsetmiş. Dolayısıyla her cumartesi buluşmuş oluyor arkadaşlar. Yani şöyle hızlıca aşkını işaretlemiş olalım. Evet, bir diğer gençler burada Linda'nın yemek pişirme stili verilmiş, tarzları verilmiş ve sizden ise şu isteniyor. Which one is not Linda's cooking method? Yani hangisi onun pişirme yöntemlerinden bir tanesi değil arkadaşlar. Bunu bulmamız isteniyor. Hatta tercih etmediği aslında bakın ben sizler için cevaplar gelirken şöyle çizeyim. İpuçlarını vereyim arkadaşlar. Bir tanesi burada. Ve devamında ise bakın tercih ettiklerinde ise şurada bir tercih daha yapmış şu ikisi arkadaşlar. En sonda ise şunları da yapıyor. Ama burada birini yapıyor, birini yapmıyor gençler. Öyle bir ipucu vermiş olayım. Evet, şu anda cevaplarınız geliyor. B şıkkı demişsiniz. Hemen B şıkkına hızlıca bakalım arkadaşlar. Evet, yağda kızartmak diyorsunuz. Doğru arkadaşlar. Yani she doesn't prefer cooking greasy dishes. Yani yağlı yiyecek pişirmesini tercih etmiyor. Zaten şu ikinci çizdiğim yerde de arkadaşlar buğda pişirmeyi yağda kızartmaya tercih ediyor. Dolayısıyla tercih etmeyeceği yağda kızartmak arkadaşlar. Evet, burada bir yine tablo verilmiş arkadaşlar ve 4 tane arkadaşımızın ismi var. Ve bizden ise şu soruluyor gençler. Who is fond of fashion? Yani modaya kim düşkün arkadaşlar? Direkt bunu bulmanız yeterli olacak isim olarak. Hemen burada birazcık süre verelim sizlere. Evet, şu anda cevaplar geliyor. Arkadaşlarımız D diyorlar. Hemen D şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Gracie demişsiniz. Hemen Gracie'ye geldim burada. Tabloya baktığımız zaman arkadaşlar I like wearing trendy clothes. Evet, yani modaya uygun kıyafetleri giymesini sevdiğini söylüyor arkadaşlar. Devamında ise I generally do online shopping to buy clothes.
Yani genellikle arkadaşlar online alışveriş yapıyor. Niçin yapıyormuş bunu? Elbise, ayakkabı vesaire almak için. Dolayısıyla dediğiniz gibi D şıkkı doğru arkadaşlar. Şöyle hemen işaretlemiş olalım. Evet, yine tabloyla ilgili bir diğer soru arkadaşlar. Frankie için hangisi uygundur? Hemen şöyle geri geleyim sizler için. Burada Frankie'ye bakmanız yeterli olacak arkadaşlar. Şöyle de çizeyim sizler için. Evet, burada every year yani her yıl diyerek başlıyor. I go camping with my family. Ailemle birlikte kamp yapmasına giderim diyor. Yani kamp yaparım demiş. Devamında ise yine bir kopya vermiş. I love being in nature. Doğada olmayı severim şeklinde de cümle bitmiş arkadaşlar. Hemen buradan da ona uygun olan bir resmi çizmeniz isteniyor. Hatta cevaplar çoktan gelmiş. Güzel. D şıkkı diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Burada zaten doğayla iç içe. Bir diğeri arkadaşlar. Burada da which sentence is incorrect? Yani hangisi doğru değildir demiş arkadaşlar. Kısacası şöyle false yapacağız. Yani false'u bulmaya çalışacaksınız gençler. Burada da 3 tane şıkkınız var bu arada. Birazcık daha işiniz kolay arkadaşlar. Yine süre verelim azıcık. Şıklardan da gidebilirsiniz gençler. Evet, şu anda cevaplarınız geliyor. Arkadaşlarımız D diyorlar. Peki D'ye bakalım gençler. Demişsiniz ki the chef is giving tasty recipe. Yani lezzetli bir yemek tarifi veriyor demişsiniz. Hemen buraya bakıyorum arkadaşlar. Today I give you a delicious recipe. Evet, bugün size demiş lezzetli bir yemek tarifi veriyorum diyor arkadaşlar bu cümlede. Dolayısıyla bu bir kere doğru arkadaşlar. Buna T yazabilirsiniz. Dolayısıyla false arıyorsunuz gençler. Bakıyorum cevaplara. Evet, B şıkkı diyorsunuz. B'ye de bakalım. The chef is giving the process of meal. Evet, yani yemeğin yapılışını, işlem sürecini açıklıyor demiştiniz arkadaşlar. Baktığınız zaman sadece ihtiyaçları açıklamış gençler. Yani mesela şurayı hemen söyleyelim. You need a pack of pasta. Yani bir paket makarnaya daha doğrusu ihtiyacınız var diyor. Daha sonra two tomatoes and onion, two green and red pepper. Yani iki tane yeşil ve iki tane de kırmızı biberi. Daha sonra da bir tane arkadaşlar soğana ve iki tane de domatese ihtiyacınız var şeklinde. Yani bu doğru sizin söylediğiniz B şıkkı çünkü ihtiyaçları, malzemeleri, ingredients'ı vermiş arkadaşlar. Ama işte first, second şeklinde yani ilk olarak şunu yap, bunu yap şeklinde yemeği açıklamamış. Bu zaten yanlış olarak karşımıza çıkıyor gençler. Diğerinde ise şunu da açıklayalım. Bir tane kaldı çünkü. You need a grater for cheese. Yani peynir için rendeye ihtiyacım var demiş. Evet, zaten şurada da bize o kopyayı veriyor gençler. You can add yani ekleyebilirsiniz demiş. Grated cheese for service. Servis için en sonda arkadaşlar rendelenmiş peynir ekleyebilirsiniz. O zaman zaten rendeye gerçekten de ihtiyacımız var. Bu da doğru olmuş oldu arkadaşlar. Bir diğer gençler burada Tom diye bir arkadaşımız var. Özellikleri verilmiş kişisel özellikleri arkadaşlar. Hatta şöyle çizeyim sizler için belirteyim buraları. Burada zamanında ödevlerini yaptığından bahsetmiş. Daha sonra ise arkadaşlar gelecekte ise computer engineer olacakmış yani bilgisayar mühendisi. Bu nedenle de çok çalıştığını dile getiriyor gençler. Ve sizce hangisi Tom'un özelliğidir demiş. Yani kişilik özelliğidir diyor arkadaşlar. Hemen şöyle soruyu açıklamış olduk aslında. Evet, hemen cevaplarınıza bakıyorum arkadaşlar. A şıkkı diyorsunuz. Evet, A şıkkı determined boy yani kararlı bir çocuktur demişsiniz. Doğru arkadaşlar çünkü çalışıyor. Hatta çalışkan birisi demiş zaten. Ödevleri zamanında yapıyor. Bilgisayara birazcık düşkün olduğu söylenmiş burada. Ama bu düşkünlüğü de arkadaşlar bilgisayar mühendisi olmak istediği için gelecekte. Ve bunun için de çok çalıştığını dile getirmiş en sonunda yine. Dediğiniz gibi A şıkkı doğru arkadaşlar. Bir diğer sorunuz gençler. Yukarıdaki verilen bilgiye göre demiş bize which one cannot be in her shopping list. Yani hangisi onun alışveriş listesinde olamaz demiş arkadaşlar. Hemen ben sizler için şöyle bir okuyayım kısaca arkadaşlar. Önemli yeri çizeyim. Evet bakın şurada başlıyor arkadaşlar sizin için. Asıl kopya burada başlıyor. Bu birinci cümlemiz. Siz cevaplarken ben de söylemiş olayım. Hatta şurada da en sonda da bir cümle daha açıklamış arkadaşlar. Çizdiğim yerler sizin için önemli. Evet cevaplarınız zaten geliyor arkadaşlar. Güzel. Herkes D diyor. Evet bu cümle şu arkadaşlar açıklayayım. She prefers delicious meals for her friends. Yani arkadaşları için lezzetli bir yemek yapmayı hazırlıyor daha doğrusu. Yemek hazırlıyor. Fakat devamında ise arkadaşlar one of her friends is not in mood of eating meat today. Arkadaşlarından bir tanesinin bugün et yiyecek havası yokmuş arkadaşlar. Bundan bahsediyor. En sonda ise bakın however yani bununla birlikte she doesn't put meat yani et koymuyor demiş on her menu yani menüsüne
eti dahil etmemiş arkadaşlar. Dediğiniz gibi o zaman alışverişte et satın almayacak gençler. Evet, burada da yine 3 tane arkadaşımız var gençler. Ve soru ise bize şunu sormuş. According to their free time activities. Yani onların boş vakit etkinliklerine göre diyor bize. Which activity they can do together. Hangi etkinliği birlikte beraber yapabilirlerdi? Ortak bir özellik arayacaksınız arkadaşlar bu üçünde. Hemen yine birazcık süre verelim. Evet, yeni gelenler isim yazsın arkadaşlar. Sayımız 56'da kalmış gözüküyor şu anda. Evet, cevaplarınız geliyor. C şıkkı diyorsunuz. Evet arkadaşlar, hatta ben ortak özellikleri şöyle çizeyim. Bakın burada rock müzik var. Birinci arkadaşta. Pattern'da ise arkadaşlar yine müziğe düşkün, hatta her türlü müziğe düşkün olduğunu söylüyor. En sonda ise arkadaşlar bakalım burada da hemen, evet şurada söylemiş. I also play guitar. Bakın enstrüman çalmayı seviyor arkadaşlar. Gitar çalarım demiş. Ve aynı zamanda da zaten gitar kursuna gidiyor. Yani üçünün ortak özelliği dediğiniz gibi arkadaşlar C şıkkı, yani müzikle ilgili gençler. Bir diğer sorumuza bakalım. 3 tane arkadaş var burada da gençler. Ve Jenny denilen arkadaş diğer arkadaşlarını davet ediyor partiye. There are responses of her friends above. Yani yukarıda verilen 3 tane kutucuk da gençler arkadaşlarının partiye gelip gelmeyeceği ile ilgili cevapları. According to their responses, yani onların cevaplarına göre, which statement is not true, hangisi doğru değildir? Yani yine size yanlışı soruyor arkadaşlar. Hemen şöyle süre vereyim sizlere. Evet, bakıyorum gençler. Evet, şu anda 1D, 1B geldi. İkisine de bakalım gençler, hiç sıkıntı yok. O zaman B ile başlayalım. Jenny accepts the invitation, yani Jenny denilen arkadaş davetiyeleri kabul eder demişsiniz. Evet, zaten davetiyeyi sunan kendisi arkadaşlar, gelecekleri de gelmeyecekleri de otomatikman kabul edecektir arkadaşlar. Bu bir kere doğru gençler. Yani B'yi şöyle T yapabilirsiniz. Diğer şıklara da bakalım. Bir tane D vardı. Hatta D fazla olmuş. Peki. D'de ise Monica is the host of party. Yani ev sahibi, partinin daha doğrusu sahibi, ev sahibi Monica'dır demiş arkadaşlar. Ama davet eden Jenny arkadaşlar. Şurada söylemiştik. Dolayısıyla Monica zaten bahane üretmiş gençler. I am sorry but, üzgünüm fakat I can't come to your party. Yani partine gelemeyeceğim diyor. I must go to library to do research. Yani araştırma yapmak için kütüphaneye gitmek zorundayım demiş gençler. Dolayısıyla ev sahibi Monica değil arkadaşlar. Bu yanlış olan, yani false olan gençler. Bakalım 6 cevap daha gelmiş bu arada. Evet, isim yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, en sonunda D ile bitirmişsiniz. Güzel. Peki bir diğeri gençler. Kısa bir konuşma var burada Sandra ve Maria ile ilgili. Ve bizden ise şu isteniyor. According to the conversation above, yani yukarıdaki sohbete göre, muhabbete göre Maria demiş, boşluğu bize bırakmış gençler. Hemen bakıyorum. Evet, isimlerinizi yazıyorsunuz. Güzel arkadaşlar. Yine birazcık süre vereyim burada sizlere. Hatta bazı yerleri çevireyim isterseniz. Burada merhaba ile başlamış zaten arkadaşlar. Merhaba Maria diyor. Postere bak demiş. It says there is a 90s party. Yani 90'ların bir partisi var demiş. Have you got a plan for Saturday night? Yani cumartesi gecesi için bir planın var mı? Daha sonra Maria ise hello Sandra, yine merhaba ile başlamış. I have nothing special but I feel a bit tired. Yani çok önemli özel bir planım yok fakat biraz yorgun hissediyorum demiş. Devamında ise I think I will rest at home at the weekend. Yani bence diyor hafta sonu evde dinleneceğim demiş arkadaşlar. Hatta cevaplarınız da gelmeye başlamış. Evet, D şıkkı diyorsunuz. Evet, doğru arkadaşlar. Yani Maria makes an excuse for not joining the party. Yani partiye katılmamak için bir mazeret, daha doğrusu bahane üretmiş arkadaşlar. O da zaten şurada yorgunluğu olmuş. Bir diğer gençler, bir tablomuz var. Ve tabloya göre hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Yine size false'u sormuş arkadaşlar. Yani yanlışı istiyor. Şıklardan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Zaten tablo hazır önünüzde duruyor çünkü. Yine süre vereyim arkadaşlar. Hemen chat bölümünden gelecek cevaplara bakmış olayım. Evet, yanlışı bulacaksınız arkadaşlar. Doğruları eleyeceksiniz. Evet, şu an C, B şeklinde geldi ve C artıyor hatta. Peki, iki şıkkada bakalım arkadaşlar. Hatta C daha fazla oldu en son. Peki,
Şimdi B şıkkını önce çevireyim. Half of the teens, yani gençlerin yarısı demişsiniz gençler. Spend their free time with their relatives. Akrabalarıyla, ailesiyle vakit harcıyor demişiz. Peki bakalım. Bakın spending time with family maalesef %10'da kalmış arkadaşlar. Yarısı bile değil. Çok çok az. Hatta yemek pişirmeden sonra en az ikinci sırada geliyor. Bir kere şu arkadaşlar. Half of the teens, yani gençlerin yarısı akrabalarıyla vakit geçirir demiş. Dolayısıyla baktığınız zaman tabloya arkadaşlar %10'da kalmış. Bir kere yarısı olmadığı için bu zaten direkt false. B'ye bir kere direkt cevap olarak çıktı arkadaşlar şu anda. Peki şunu işaretleyelim. C'ye de bakalım, açıklayalım en azından. More teenagers prefer using to the internet to doing sports. Yani şunu diyor arkadaşlar. İnterneti spor yapmayı tercih ediyorlar diyor. Şimdi bakalım. İnternet burada gençler ve %24'te. Evet. Spor nerede? Evet, şurada playing soccer'dan kalmış, yani futbolda kalmış ve %15. Doğru arkadaşlar, interneti spora tercih etmişler. Çünkü %24, %15'ten zaten otomatikman daha fazla gençler. O zaman şu T oldu gençler. Hatalı olan, yani yanlış olan B seçeneği. Evet, bir diğer arkadaşlar, yine burada bir konuşma var ve konuşmaya göre hangisi doğrudur diyor. Şurada zaten belirtmiş olalım. Evet, şu anda bakıyorum arkadaşlar. Evet, yeni gelenler isim yazabilir arkadaşlar. Sorun değil. Sayımız 57 şu anda. Evet, burada arkadaşlar direkt, hatta şöyle özelliklere bakmanızı isteyeceğim. Turnuvanın adı, saati, yeri ve yapılacak yer, hatta şurada tim tekrar bir açıklama yapmış. Nerede olacak diye. Daha sonra ise arkadaşlar şurada yine önemli bir bilgi Jack tarafından verilmiş. Davetiye ile ilgili. Daha sonra da zaten buluşup alacağı saati yazmış. Ve şu anda cevaplarınız geliyor. Arkadaşlarımız C diyorlar. Bakalım. C şıkkında Tim asks details about the time of the event. Yani Tim partiyle ilgili, etkinlikle ilgili daha doğrusu arkadaşlar, detay bilgiler soruyor diyor. Bence Tim sormamış, zaten Tim direkt açıklamış gençler. Bakın burada bir bowling turnuvasının olacağını söylüyor. Saat 3'te, öğleden sonra saat 3'te ve pazar günü demiş. Birlikte gidelim mi diyor arkadaşlar. Daha sonra Tim'e baktığınız zaman şurada da zaten nerede olacağını söylemiş. Yani hep soran Jack olmuş aslında arkadaşlar. Bir diğer taraftan bakarsanız. Dolayısıyla C şıkkı doğru değil, yanlış arkadaşlar. Buna false yazabilirsiniz. Bizden ise doğruyu istiyor. C'yi eledik arkadaşlar. Evet, yeni şıkları bekliyorum şu anda. Evet, bir tane A şıkkı geldi. Hemen bakıyorum A'ya. There is no information about the place of the event. Yani yer hakkında bilgi yok demişsiniz arkadaşlar. Yer hakkında şurada bilgi var arkadaşlar. Bakın tekrar çizelim, hatta tik atalım yanına. Yer belli gençler, mekan belli. Evet, herkes A demiş ama A değil arkadaşlar. A da false. Çünkü bilgi var arkadaşlar. Bilgi yok diyor orada, dikkat edin. B ve D geldi. Evet, hemen bakalım ikisine de. B şıkkına başlayalım. Jack gives an excuse, yani bir bahane üretiyor demiş. For not accepting the invitation, davetiyeyi kabul etmemek için. Bence bahaneyi üretmiyor arkadaşlar. Yani bahane üretmemiş. Çünkü bakın şurada zaten Tim artık arkadaşını saat 2.30'da, yani 2.30'da evinden alacak arkadaşlar. Yani direkt partiye gidiyor. O zaman bunu da iptal ettik arkadaşlar. Zaten D kaldı. Bir arkadaşımız söylemişti zaten. Jack is not a professional bowling player. Yani Jack profesyonel bir bowling oyuncusu değilmiş. Zaten şurada çizmiştim arkadaşlar şu bölgede. That sounds great. Yani harika demiş. Birlikte gidelim diye kabul etmiş daha doğrusu. But you know, yani fakat biliyorsun ki I am not good at bowling. Yani ben bowlingde iyi değilim diyor. Evet, buradan da zaten profesyonel olmadığı anlaşılıyor arkadaşlar. O zaman hemen şöyle D şıkkını işaretlemiş oluyoruz. Evet, bugünkü ders bu kadardı gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dersi yayınladıktan sonra arkadaşlar linkini paylaşırım. Bir sonraki derste kendinize iyi bakın ve görüşürüz diyorum arkadaşlar.